Sedye, sedyeyi getir Naci. Gel Yusuf, tamam geldik. Gel. Hadi acele edin biraz. Yat güzel, yat. Ama çok kötüyüm. Hemen tansiyonu için. İlgili personel dışında kimse bilmesin lütfen. Merak etmeyin. Nabız 160. Tansiyon 16 ol. Hemen monitörize edin. EKG'sini istiyorum. Hemogram, alt ve ast, bir de üre kreatinin. Tamam. Sinüs taşı kardisi tespit ettik. Yani? Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Altta yatan bir hastalığa bağlı sekonder olarak gelişmiş olabilir. Gerçi birkaç ay önce ben burada bir check-up yaptırmıştım ama hiçbir şey çıkmamıştı değil mi Ömer? Evet. Yeni gelişen bir enfeksiyon ya da anksiyete sebep olmuş olabilir. Ha. Evet. Son zamanlarda beni üzen bazı şeyler yaşadım da. Taşikardinizin sebebi bu olabilir. Ama biz yine de diğer tetkikleri yapalım. Akciğer filminizi ve MR'ı da görelim. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Gülfem biraz dinlen, uğrayacağım sana. Seyhan. Ya ben çok sıkıldım. Acil sakinse kafede bir kahve içelim mi? Ne? Gülfem Hanım mı? Tamam canım tamam. Söylemem. Beş dakikaya gelirim ben. Gülfem Hanım. Geçmiş olsun. Ne işin var burada? Ben hemşire arkadaşa uğramıştım. İyi misiniz? Ne oldu? Yonca çok yorgunum. Çık dışarı lütfen. Tabii tabii. Çok geçmiş olsun. Tekrar. Seyhan, ne oldu kızım ya? Nesi var Güfem Hanım'ın? Kimsenin bilmesini istemiyorum. Aşk olsun, ben yabancı mıyım? Vallahi kimseye söylemem. Taşı kardı. Kalp yani. Geldiğinde durumu kötüydü ama şimdi daha iyi. Neden olmuş ki ya? Domuz gibidir o. Yani taş gibi sağlam kadındır demek istedim canım. Vallahi nedenini henüz bulamadılar. Allah Allah. Sen şimdi git, Ömer Bey görmesin seni. Tamam tamam. Hadi görüşürüz. O ilaçla ilgisi olmasın sakın bunun. İyi misin? Biraz. Ömer, bana söz ver. Ne olduğunu kimseye söylemeyeceksin. Söylemem, merak etme. Gülfem bak, gerçekten üzgünüm olanlar için. Şimdi değil Ömer. Sonra. Sen çıkmıyor musun daha? Birazdan çıkacağım. Kalp üzerindeki en önemli etkisi kalp atım hızını değiştirici etkisidir. Yüksek dozlarda vagus blokajına bağlı taşikardi yapmasına karşı zehirlenmiş kişilerde ağızda kuruluk, taşikardi, deride sıcaklık kızarma, ajitasyon ve silopleji görülmektedir. Vay anasını. Benim sahte gebelik raporunu gözüme sokmuştun ama sen alasını yapıyorsun Gülfem Hanım.
Güzel. Nabzın normale dönmüş. Bir daha tekrarlar mı acaba? Çok kötüydü. Yani ilk tetkikler temiz çıktı. Bu durumda... Stres kaynaklı. Evet. Anksiyete gibi duruyor. Ben çok üzgünüm. Yani senin bu kadar incinebileceğini tahmin etmemiştim. Etseydin sonuç farklı olacak mıydı? Bana yaşattıklarını hak etmedim Ömer. Biliyorum. Sen benim için çok değerli ve önemli birisin. Mutlu olmayı da herkesten çok hak ediyorsun. Ama... Ama... Derler ya... Amadan önce söylenenler... teselli içindir. Teselliye ihtiyacım yok. Gülfem, ben söylediklerimde samimiyim. Yani demek istediğim... Ben senin için doğru biri değilim. Belki de. Uyuyana kadar benimle kalır mısın? Yine olmasından korkuyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Nabzın iyi. Rengin de yerine geldi. Ama yine de bugün işe gitmesen iyi olur. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Bu çok normal. Taşikardi insanı yorar. Bazen... Keşke babam sağ olsaydı da... ben buraya hiç dönmemiş olsaydım diye düşünüyorum. Buraya döndüğümden beri... o kadar çok beni rahatsız eden şey oldu ki... Hele şu son dönem. En azından yıllar sonra Cihan'la iyi bir ilişki kurdun. Evet. Haklısın. Hayatımda sevgisinde samimi olan en azından bir kişi var. Ben gideyim. Ameliyatlarım var. Kendini kötü hissedersen beni ara. Tamam. Abla seni iyi anlıyorum ama biraz fazla sert davranmıyor musun? Açıklama fırsatı bile vermiyorsun adama. Neyi açıklayacak Çiçek? Neyi dinleyeceğim? Tamam abla sinirlenme. Ya vallahi inanamıyorum ya. Belki yanlış görmüşsündür. Yanağından öpmüştür. Hani böyle dudağın yakın yerine denk gelir ya istemeden. Öyle. Anlayamayacağım değil mi ben onu? Resmen yeniden birlikteler işte. Dün Cihan'ın yanından dönüyordum. Kol kola köşke girerken gördüm ikisini. Şaka. Hayır efendim, gerçek. Ömer beni görünce çıktı kolundan. Gülfem Hanım yeniden girdi. Bu sefer çıkamadı tabii, çekemedi elini. Geceyi birlikte geçirmişler herhalde. Yoksa Ömer'in ne işi var ki sabahın köründe köşkte? Vallahi çok şaşırdım abla. Boş ver o zaman, hiç düşünme onu. Bir de kalbime söz geçirebilsem.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.